5. bölüm. Sudan gelen canavar. Deniz yükselmekteydi. Üstünde ancak tökezlenerek yürünebilen Hindistan cevizi ağaçları setine yakın beyaz kumlu yerle sular arasında dar bir kumsal şeridi kalmıştı şu sırada. Ralph kendine yol olarak kumun sert olduğu bu şeridi seçti. Çünkü düşünmesi gerekiyordu. Ve ayaklarının nereye bastığına bakmadan ancak burada yürüyebilirdi. Suyun kenarında ilerlerken hayrete düştü ansızın. Her yolu kendin bulmak zorunda olduğun ve çoğu zaman ayağını nereye bastığına dikkat etmen gerektiği böyle bir yerde yaşamanın onu nedenle bezdirdiğini anlayıvermişti. Kumsal şeridinde durdu. İlk gün sanki çocukluğunun daha aydınlık bir döneminde yaşarcasına bu adayı nasıl coşkuyla keşfettiğini anımsayınca acı acı gülümsedi. Geri dönüp iskele biçiminde büyük kayaya doğru ilerledi. Güneş yüzüne vuruyordu. Toplantı zamanı gelmişti. Ralph güneş ışığının her şeyi gizleyen görkemi içinde ilerlerken neler söyleyeceğini teker teker dikkatle düşündü. Bu toplantıda yanlış bir şey yapılmamalıydı. Hayal peşinde koşulmamalıydı. Düşündüklerini dile getirecek olan sözcüklerden yoksun olduğu için belli belirsiz kalan bir yığın karmakarışık düşüncelere daldı. Kaşlarını çattı, bir daha düşünmeye çalıştı. Bir eğlence toplantısı değil, bir iş toplantısı olmalıydı bu. Ralph bunu kavrayınca daha hızlı yürüdü. Toplantının öneminin, güneşin batmak üzere olduğunun, hızla yürüdüğü için yüzüne küçük bir rüzgar estiğinin farkına vardı. Bu rüzgar kurşuni gömleğini göğsüne yapıştırınca yeni eriştiği anlayışla gömleğinin mukavva gibi sertleştiğine, böyle bir gömleğin tenine değmesinin hoş bir şey olmadığına dikkat etti. Şortunun lime lime parçalarının bacakların ön kısmında rahatsız edici pembe bir iz bıraktığının farkına vardı. Ralph tüm kafası allak bullak olarak pisliğin ve kokuşmanın ne olduğunu anlayıverdi. Görebilmek için karmakarışık saçlarını durup dinlenmeden arkaya itmekten, hava kararınca gürültüyle hışırdayan kuru yapraklar üstünde yatmaktan nedenle hoşlanmadığını anladı. Bunu anlayınca da küçük adımlarla koşmaya başladı. Yüzme havuzunun yanındaki kumsalda toplantıyı bekleyen grup grup çocuklar vardı. Ralph'in dertli olduğunu, ateşi söndürmekle bir suç işlediklerini bildiklerinden sessizce yol açtılar ona. Ralph'in gittiği toplantı yeri aşağı yukarı bir üçgen biçimindeydi. Ama çocukların yaptıkları her şey gibi bu üçgende düzensiz ve derme çatmaydı. Orada Ralph'in oturduğu kütük vardı. Bu kurumuş ağaç kayanın üstündeki öteki ağaçlardan kat kat daha büyüktü. Belki de bu ağacı Pasifik Okyanusu'nun o dillere destan kasırgalarından biri atmıştı oraya. Bu hurma ağacı gövdesi kumsala koşut bir durumdaydı. Böylece Ralph oturunca yüzü adaya dönük olurdu ve arkasında ışıldayan deniz çocukların gözlerini kamaştırdığı için ancak karanlıkta bir biçim olarak görebilirlerdi onu. Bu kütüğün tabanını oluşturduğu üçgenin iki yanı daha belirsiz çizilmişti. Çocuklar oturdukları yerde tedirginlik içinde kıpırdaya kıpırdaya sağdaki kütüğün üst kısmını sanki cilalamışlardı. Bu kütük ne şefinki kadar büyük ne de şefinki kadar rahattı. Solda dört küçük kütük vardı. En uzaktaki berbat bir biçimde yaylanırdı. Çocuklardan biri kendini geriye verip kütüğü sarsınca 6-7 kişi arka üstü yuvarlanıverirdi otlara. Nice toplantılar kahkahalar içinde sona ermişti bu yüzden. Ralph şimdi görüyordu ki hiç kimse, ne kendi, ne Jack, ne domuzcuk, bir taş getirip bu kütüğün altına koymayı akıl edememişti. Demek ki bu dengesi bozuk devrilen şeye katlanıp gideceklerdi hep. Çünkü... Ralph derin düşünceler arasında gene kaybolur gibi oldu. Kütüklerin önündeki otlar ezilmişti. Ama üçgenin ortasında kimsenin ayak basmadığı yerde otlar dimdik duruyordu. Üçgenin ucunda oturan olmadığı için orada da sık otlar bitiyordu. Toplantı yerini çepeçevre saran ağaç gövdeleri ya dik ya biraz yan yatmış yükseliyor, yapraklardan oluşan alçak tavanı destekliyordu. Her iki yanda kumsal, arkalarında lagün, önlerinde de adanın karanlığı vardı. Ralph şefin oturduğu yere doğru ilerledi. Böylesine geç vakit toplantı yaptıkları hiç olmamıştı. Buranın şimdi farklı görünmesi de bu yüzdendi. Öteki toplantılarda yeşil damın alt kısmı karmakarışık altınımsı yanılsamalarla aydınlanır ve yüzler aşağıdan ışık alırdı. Ralph'e sanki elinde bir elektrik feneri tutuyormuş gibi gelirdi bu. Ama şimdi güneş ışınları kayayı yandan aydınlatıyordu ve nerelerde olmaları gerekirse oradaydı gölgeler. Ralph yabancısı olduğu derin düşüncelere daldı yeniden. Eğer bir yüz üstten ya da alttan ışık aldığına göre değişiyorsa neydi bir insan yüzü? Her şey neydi? Ralph sabırsızlık içinde kıpırdandı. Şef olunca düşünmen gerekiyordu. Akıllı davranman gerekiyordu. Sorun buydu. Sonra bir fırsat kaçırılıyordu. Şef olan hemen karar vermek zorunda kalıyordu. Bu durumlar insanı düşündürüyordu ve düşünce değerli bir şeydi. Sonuçlar veren bir şeydi.
Ne var ki Ralph şefin oturduğu yere gelince düşünemediğine karar verdi. Domuzcuğun düşünebildiği gibi düşünemiyordu Ralph. Bu akşam değer ölçülerini bir kez daha ayarlamak zorunda kaldı. Domuzcuk düşünebiliyordu. O şişko kafası adım adım ilerleyebiliyordu. Gel gelelim domuzcuk bir şef değildi. Ama o gülünç bedeninde bir beyin vardı. Şimdi Ralph bir düşünce uzmanı olmuştu. Kimde düşünce olduğunu anlayabilecek duruma gelmişti. Gözüne giren güneş zamanın geçtiğini aklına getirdi. Ağaca asılı duran büyük deniz minaresini aldı, yüzeyini inceledi. Açık havada kala kala deniz kabuğunun sarılarıyla pembeleri neredeyse beyazlaşmış, neredeyse saydamlaşmıştı. Sudan kendi eliyle çıkardığı halde deniz kabuğuna karşı sevgiyle dolu bir çeşit derin saygı duydu Ralph. Yüzünü toplantı yerine doğru çevirdi, deniz kabuğunu ağzına götürdü. Ötekiler bu işareti bekliyorlardı. Hemen geldiler. Ateş sönükken adanın açıklarından bir geminin geçtiğini bilenler, Ralph'in nasıl öfkelendiğini düşünerek sinmişlerdi. Bunu bilmeyenlerle küçüklerse toplantının genel olarak ağırbaşlı havasının etkisindeydiler. Toplantı yeri çabuk doldu. Jack, Simon, Morris ve avcıların çoğu Ralph'in sağındaydı. Ötekilerin tümü solda, güneşin altında kalmışlardı. Domuzcuk geldi, üçgenin dışında durdu. Onun dinleyeceğini ama konuşmayacağını gösteriyordu bu. Domuzcuk olup bitenleri doğru bulmadığını gösteriyordu böylece. Sorun şu, bir toplantı yapmamız gerekiyor. Hiç kimse bir şey söylemedi ama Ralph'e doğru dönen yüzlerde yoğun bir dikkat vardı. Ralph büyük şeytan minaresini havada salladı. Herkesin anlayabilmesi için bu çeşitten önemli sözlerin en azından iki kez söylenmesi gerektiğini öğrenmişti geçmiş deneyleri sayesinde. İnsan orada otururken tüm gözleri deniz kabuğunun üstüne çekmeliydi. Sözcüklerini yuvarlak ağır taşlar gibi çömelen ya da bağdaş kuranların arasına bir bir düşürmeliydi. Ralph toplantının ana konusunun ne olduğunu küçükler bile kavrayabilsin diye yalın sözcükler arıyordu kafasında. Daha sonra Jack, Morris, Domuzcuk gibi usta tartışmacılar tüm sanatlarını kullanıp konuyu yanlış yollara saptırırlardı belki. Ama şimdi toplantının başında temel konu açık seçik gözler önüne serilmeliydi. Bir toplantı yapmalıyız. Eğlence olsun diye değil. Gülmek için değil. Kütükten düşmek için değil. Sallanan kütükte oturan küçükler kıkır kıkır gülerek birbirlerine baktılar. Şakalar yapmak için değil. Ya da Ralph etkileyici sözü bulmak çabası içinde deniz kabuğunu havaya kaldırdı. Ya da açık göz laflar etmek için değil. Bunlar için değil. Her şeyi yoluna koymak için. Ralph bir an durakladı. Gittim. Tek başıma gittim. Düşündüm ne nedir diye. Bize neyin gerektiğini biliyorum. Her şeyi yoluna koymak için bir toplantı. İlkim ben konuşacağım. Gene bir an durdu. Farkına varmadan saçını arkaya itti. Domuzcuk etkisiz kalan protestosunu yapmıştı. Şimdi ayak parmaklarının ucuna basa basa öteki çocukların yanına gitti. Ralph konuşmasını sürdürdü. Bir yığın toplantı yaptık. Herkes hoşlanıyor konuşmaktan, beraber olmaktan. Kararlar veriyoruz ama bu kararlar yerine getirilmiyor. Kaynaktan su getirecektik. Suyu şu Hindistan cevizi kabuklarının içine koyup yeşil yapraklarla örtecektik. Birkaç gün bunu yaptık da. Şimdi su yok. Hindistan cevizi kabukları kupkuru. Herkes ırmaktan su içiyor. Bu sözleri doğrulayan mırıltılar yükseldi. Irmaktan içmek kötü bir şeydir demiyorum. Ben de eski bir Hindistan cevizi kabuğundan su içeceğime, orada biliyorsunuz yani, hani şelalenin olduğu havuzda su içmek isterim. Ama suyu buraya getireceğiz demiştik. Şimdi getirmiyoruz. Bugün öğleden sonra suyla dolu ancak iki tane Hindistan cevizi kabuğu vardı orada. Ralph diliyle dudaklarını ıslattı. Bir de kulübeler işi var, barınaklar. Mırıltı yeniden yükseldi, sonra duyulmaz oldu. Çoğunuz barınaklarda uyuyorsunuz. Bu gece ateşin başında kalacak, Eric'le sen bir yana hepiniz barınaklarda uyuyacaksınız. Kim yaptı barınakları? Hemen bağırıştılar. Hepsi yapmıştı barınakları. Ralph deniz kabuğunu havada sallamak zorunda kaldı. Bekleyin bir dakika. Barınakların üçünü de kim yaptı demek istiyorum. Birincisini hepimiz birden yaptık. İkincisini dört kişi yaptık. Şurada son barınağı yalnız Simon'la ben yaptık. Onun için böyle yıkıldı yıkılacak. Hayır gülmeyin. Eğer yağmurlar gene başlarsa o barınak yıkılabilir. O zaman ötekiler gerekecek bize. Ralph durdu, gırtlağını temizledi. Bir şey daha var. Yüzme havuzunun şu arkalarındaki kayaları hela olarak seçtik. Çok da aklı başında bir karardı bu. Çünkü sular yükselince orası temizleniyor. Siz küçükler biliyorsunuz bunu. Şurada burada sinsi sinsi gülenler birbirine çabucak bakanlar oldu. Sanki herkes her yeri kullanıyor şimdi. Hatta barınakların yanını ve bu kayaları bile. Siz küçükler, meyve yiyince eğer sıkışırsanız...
Toplantıdakiler bağıra çağıra güldüler. Eğer sıkışırsanız diyorum, o meyve ağaçlarının yanına gitmeyin. Pis bir şey bu. Gene gülüştüler. Pis bir şey diyorum. Ralph terden katılaşmış kurşuni gömleğini çekiştirdi. Gerçekten pis bir şey bu. Eğer sıkışırsanız kumsaldan geçip kayalara koşun hemen. Anladınız mı? Domuzcuk elini deniz kabuğuna uzattı ama Ralph başını salladı. Nokta nokta önceden hazırlanmıştı bu söylev. Gene kayaları kullanmalıyız hepimiz. Buraları kirlenmeye başladı. Ralph durdu. Toplantıdakiler bir buhranın patlak vereceğini sezerek gergin bekliyorlardı. Gelelim şimdi ateşe. Ralph biraz tıkanırcasına soluğunu koyuverdi. Onu dinleyenler de aynı şeyi yaptılar. Jack bıçağıyla bir odun parçasını yontmaya başladı. Robert da bir şey fısıldadı. Robert başını başka yana çevirdi. Bu adada en önemli şey ateştir. Eğer her zaman ateşi yakmazsak nasıl kurtuluruz? Olsa olsa bir uğurlu rastlantı sonucu kurtuluruz o zaman. Bir ateş yakacak gücümüz yok mu bizim? Ralph kolunu uzattı. Şu halimize bakın, kaç kişiyiz? Ama gene de duman çıkacak bir ateşi sürekli yakamıyoruz. Yoksa anlamıyor musunuz siz? Anlamıyor musunuz ki ateşin sönmemesi için ölümü bile göze almalıyız? Avcılar biraz sıkılarak gülüştüler. Ralph hırsla onlara doğru döndü. Siz avcılar, bir de gülüyorsunuz. Size diyorum ki ne kadar çok domuz öldürürseniz öldürün, ateş domuzlardan daha önemlidir. Bunu anladınız mı hepiniz? Ralph kollarını alabildiğini açtı, bütün üçgene doğru döndü. Ya orada duman yapacağız ya da öleceğiz. Durdu. Bundan sonra söyleyeceğini düşündü. Bir şey daha var. Biri seslendi. Fazla şey var. Bu sözü onaylayan homurtular yükseldi. Ralph homurdananlara hiç kulak asmadı. Bir şey daha var. Bütün adayı az kalsın yakıyorduk. Kayaları oradan oraya yuvarlayıp yemek pişirmek için küçük ateşler yakarak boşuna vakit harcıyoruz. Şimdi bir şey söyleyeceğim ve bunu bir kural yapacağım. Çünkü ben şefim. Ateş ancak ve ancak dağda yakılacak. Asla yakılmayacak başka bir yerde. Hemen kıyametler koptu. Çocuklar ayağa kalkıp bağırdılar. Ralph da onlara bağırdı. Eğer bir balık ya da bir yengeç pişirmek için ateş istiyorsanız dağa gidebilirsiniz pekala. Hem ateşin sönmediğini biliriz o zaman. Batmak üzere olan güneşin ışığında eller deniz kabuğuna doğru uzanıyordu. Ralph deniz kabuğunu elinden bırakmadan kütüğün üstüne atladı. İşte ben bunları söyleyecektim. Söyleyeceğimi de söyledim. Beni şef seçtiniz. Şimdi benim sözümü dinleyeceksiniz. Ortalık yavaş yavaş duruldu. Sonunda çocuklar yine yerlerine oturdular. Ralph kütükten indi, her zamanki sesiyle konuştu. Unutmayın, kayalar helal olacak, ateş sönmeyecek ve işaret olarak duman çıkacak. Dağdan ateş almayacaksınız, pişireceklerinizi oraya götüreceksiniz. Alacakaranlıkta yüzü asılan Jack ayağa kalktı, elini uzattı. Daha bitirmedim söyleyeceklerimi. Ama durmadan sen konuştun. Deniz kabuğu bende. Jack homurdana homurdana oturdu. Son şeyi söylüyorum. Bu konuda konuşabilirsiniz. Ralph çıt çıkmayıncaya kadar bekledi. Her şey bozulmakta. Neden bilmiyorum. İyi başlamıştık, mutluyduk. Sonra deniz kabuğuyla elinde hafif hafif oynadı. Çocukların oturdukları yerin ötelerine boşluğa baktı. Canavarı, yılanı, yangını, korku sözlerini anımsadı. Sonra korkmaya başlanıldı. Bir mırıltı neredeyse bir inilti yükseldi, sonra dağıldı. Jack odun parçasını yontmuyordu artık. Ralph lafı uzatmadan konuştu. Küçükler korkudan söz ediyorlar. Bu işi yoluna sokacağız. Bu hepimizin konuşabileceği bir konu. Yani bir bakıma karara varmalıyız bu korku konusunda. Ralph'in saçları gene gözlerine girmeye başlamıştı. Bu korku konusunu konuşup boş olduğuna karar vermeliyiz. Benim de korktuğum olur ama saçma bir şeydir bu. Hani öcüler falan gibi. Bu konuda bir karara vardıktan sonra her şeye yeni baştan başlarız. Ateşe falan dikkat ederiz. Işıldayan kumsalda yürüyen üç çocuğu hayalinde görür gibi oldu. Ve mutlu oluruz. Ralph söylevin bittiğini göstermek için bir tören yaparcasına büyük şeytan minaresinin yanına kütüğün üstüne bıraktı. Artık güneş ışınları azalmıştı, yatay olarak ufuk çizgisinden geliyordu. Jack ayağa kalktı, deniz kabuğunu aldı. Demek ki bu toplantı durumun tam olarak ne olduğunu anlamak için yapılıyor. Ben size söyleyeyim durumun tam ne olduğunu. Siz küçükler, korku lafı ede ede sizler başladınız bu işe. Canavarlar varmış. Peki nereden geliyor bu canavarlar? Elbette zaman zaman korktuğumuz olur hepimizin. Ama katlanırız bu korkuya. Ralph geceleri bağırdığınızı söylüyor. Karabasan değil de nedir bu? Zaten sizler ne ava gidiyorsunuz, ne barınak yapıyorsunuz, ne de bir işe yarıyorsunuz. Bir sürü zırlayan bebeler.
Muhallebi çocuklarısınız siz küçükler, işte bu kadar. Korku konusuna gelince biz nasıl katlanıyorsak korkuya siz de katlanmalısınız. Ralph ağzı açık Jack'e baka kalmıştı ama Jack farkında değildi. Yani korku sizlere zarar vermez, düşlerin zarar vermediği gibi. Bu adada korkulacak bir canavar yok. Jack fısıldayan küçüklere baktı. Bir şey gelip sizi kapı verseydi o olsun sizlere derdim. Sizi gidime telik etmeyen sızlanıp duran bebeler. Bir hayvan yok burada. Ralph ters ters Jack'in sözünü kesti. Bütün bunlar ne demek oluyor? Hayvan var diyen kim? Sen dedin geçen gün. Düş görüp bağırıyorlar dedin. Konuşuyorlar da. Yalnız küçükler değil, benim avcılarım da konuşuyorlar ara sıra. Bir şeyden söz ediyorlar. Karanlık bir şey. Bir canavar ya da bir çeşit hayvan. Ben duydum. Duymadığımı sanıyorsunuz değil mi? Şimdi dinleyin beni. Küçük adalarda büyük hayvanlar yoktur. Ancak domuz vardır. Aslanlar, kaplanlar yalnız büyük memleketlerde olur. Afrika ya da Hindistan gibi yerlerde. Bir de hayvanat bahçelerinde. Deniz kabuğu bende. Ben size korkudan söz etmiyorum. Canavardan söz ediyorum ben. Canınız isterse korkun. Ama canavar gelince... Jack kucağında deniz kabuğu durdu. Kirli kara şapkalı avcılarına doğru döndü. Ben bir avcı mıyım yoksa değil miyim? İştenlikle evet dercesine başlarını eğdiler. Jack'in bir avcı olduğu ortadaydı. Kimsenin kuşkusu yoktu bu konuda. Peki öyleyse, ben bu adanın her bir yanına gittim tek başıma. Bir canavar olsaydı görürdüm. Sizler korkan kişilersiniz. Varın korkun. Ama canavar yok ormanda. Jack büyük şeytan minaresini geri verip oturdu. Derken domuzcuk elini uzattı. Jack'in söylediğine katılmıyorum. Ama söylediklerinin bazılarına ben de katılıyorum. Ormanda canavar yok elbette. Nasıl olabilir ki? Neyle beslenirdi bu canavar? Domuzla. Domuz yiyen biziz. Domuzcuk haklı bir öfkeye kapıldı. Deniz kabuğu bende Ralph. Sussunlar değil mi? Sizler susun küçükler. Bu korku işine katılmıyorum. Ormanda korkulacak hiçbir şey yok elbette. Yani benim de gittiğim oldu ormana. Bu gidişle hortlaklardan falan söz etmeye başlayacaksınız yakında. Bu adada olup bitenleri biliyoruz. Bir bozukluk çıkarsa onu düzeltecek biri de çıkar. Domuzcuk gözlüğünü eline aldı. Gözlerini kırpıştıra kırpıştıra çocuklara baktı. Sanki ışık birdenbire söndürülmüş gibi güneş yok oluverdi. Domuzcuk açıklamasını sürdürdü. Karnınız ister küçük ister büyük olsun, karnınız ağrıyınca seninkisi büyük. Hele gülmeniz bitsin, o zaman belki devam edebiliriz bu toplantıya. Küçükler o sallanan kütüğe tırmanırlarsa gene düşüverecekler dakikasında. Onun için yere oturup dinlemeleri daha iyi olur. Hayır, her şeyin bir doktoru vardır. Kafamızın içinin bile doktoru vardır. Boşu boşuna hep korkup duracak mıyız yani? Domuzcuk coştu. Yaşam bilimseldir, öyledir işte. 1-2 yıl sonra savaş bitince Merih'e gidecekler ve de geri dönecekler. Bir hayvan olmadığını biliyorum. Yani öyle pençeleri falan olan bir hayvan demek istiyorum. Korkunun olmadığını da biliyorum. Domuzcuk durakladı. Ancak, Ralph tedirginlik içinde kıpırdandı. Ancak ne? Ancak insanlardan korkmadığımız sürece. Oturan çocuklar yarı gülen yuhalayan sesler çıkardılar. Domuzcuk başını eğdi, hızla sürdürdü konuşmasını. Onun için canavardan söz eden şu küçüğü dinleyelim. Belki ne kadar aptal olduğunu gösterebiliriz ona. Küçükler kendi aralarında cır cır konuşmaya başladılar. Derken küçüklerden biri ilerledi. Senin adın ne? Fil. Küçüklerden olduğu halde kendine güveni vardı. Ellerini uzatıp büyük şeytan minaresini aldı. Onu Ralph gibi kucağında tuttu. Söylediklerini dikkatle dinlesinler diye çevresine bakındı. Dün gece bir düş gördüm. Korkunç bir düş. Bir şeyle dövüştüm. Barınağın dışındaydım tek başıma. O şeylerle dövüşüyordum. Ağaçlardaki o kıvranan şeylerle. Küçük fil durdu. Öteki çocuklar aynı korkuyu hissedip ötleri koptuğu halde gülüştüler. Sonra korktum, uyandım. Barınağın dışındaydım tek başıma karanlıkta ve o kıvranan şeyler yok olmuştu. Böylesine olası, böylesine yalın ve korkunç bir şeyin dehşetini yaşayan çocuklar susup kaldılar. Beyaz deniz kabuğunun arkasından incecik çıkıyordu küçüğün sesi. Korktum, Ralph'i çağıracaktım. O sırada ağaçların arasında kımıldayan bir şey gördüm. Koskocaman, korkunç bir şey. Küçük durdu. Bunu anımsayınca hem korkmuştu hem de herkese heyecanı vermenin gururu içindeydi. Bu bir karabasandı dedi Ralph. Uykusunda yürüyordu. Toplantıdakiler hafif mırıltılarla Ralph'ı onayladılar. Küçük fil hayır dercesine başını salladı inatla. Kıvranan şeyler birbirine girerken uyuyordum. Onlar yok olduğu sırada uyanıktım ve ağaçların arasında kımıldayan kocaman korkunç bir şey gördüm. Ralph deniz kabuğunu almak için elini uzattı. Küçük çocuk oturdu.
Hep uyuyordun sen. Orada hiç kimse yoktu. Geceliğin ormanda nasıl dolaşılır? Aranızda giden var mı ormana? Biri barınaktan çıktı mı? Uzun bir sessizlik oldu. Karanlıkta dışarıda dolaşmayı kimsenin aklı almadığı için gülümsediler. Derken Simon ayağa kalktı. Ralph hayretler içinde Simon'a baktı. Sen ha, ne alt ediyordun karanlıkta? Simon kesin bir tavırla deniz kabuğunu yakaladı. Bir yere gitmek istiyordum, bildiğim bir yere. Hangi yere? İşte bildiğim bir yere. Çengelde bir yere. Jack sorunu çözümledi. Simon'a hor gören sesinde herkesi güldüren bir kesinlik vardı. Sıkışmıştır. Simon hesabına küçük düşen Ralph, Simon'un yüzüne sert sert bakarak deniz kabuğunu geri aldı. Bunu yapma bir daha, anladın mı? Geceleyin yapma. Zaten küçükler aptal aptal konuşuyorlar, canavar falan diye. Bir de senin geceleyin bir şey gibi usulcacık gittiğini görürlerse. Yükselen alaycı gülüşlerde hem korku vardı hem suçlama. Simon konuşmak için ağzını açtı ama deniz kabuğu Ralph'teydi. Onun için oturduğu yere geri döndü. Herkes susunca Ralph domuzcuğa döndü. Evet domuzcuk. Bir şey daha var. İşte bu. Küçükler Percival'i ileriye doğru itip bıraktılar. Percival ortada dizlerine kadar yükselen otların arasında durdu. Görülmeyen ayaklarına baktı. Kendini bir çadırın içinde sanmak istedi. Ralph tıpkı böyle duran küçük bir oğlanı anımsadı. Bu düşünceden kaçmak istedi. O küçük oğlanı aklından itmiş çıkarmıştı. Ancak onu anımsatan böyle belirli bir durum olursa aklına geliyordu o oğlan. Küçükler bir daha sayılmamıştı. Bunun bir nedeni hepsini saymanın yolunun olmayışıydı. Başka bir nedeni de Ralph'in domuzcuğun dağın doruğunda sorduğu sorulardan en azından bir tanesinin yanıtını bilmesiydi. Sarışın, esmer, çilli küçük çocuklar vardı. Hepsi kirliydi. Ama ne acıdır ki yüzlerinde göze batan bir leke yoktu hiçbirinin. Kara dut lekesini hiç kimse bir daha görmemişti. Domuzcuk ne olduğunu öğrenmek için küçükleri kandırmak istemiş, hatta onları hırpalamıştı. Sözü edilmemesi gereken olayı unutmadığını bir şey söylemeden kabul eden Ralph, domuzcuğa başını salladı. Hadi sor ona. Domuzcuk elinde deniz kabuğu çocuğun yanında diz çöktü. Söyle bakalım adı ne senin? Küçük oğlan kıvranı verip hayalindeki çadıra girdi. Sessiz kalan domuzcuk Ralph'e döndü. Ralph sert sert sordu. Adın ne senin? Toplantıdakiler çocuğun sessizliğinden konuşmaya yanaşmamasının sıkıntısı içinde hep bir ağızdan şarkı söylercesine bağırışmaya başladılar. Adın ne senin? Adın ne senin? Susun. Ralph alacakaranlıkta gözlerini kısarak çocuğa baktı. Hadi söyle bize adın ne? Percival ve Miss Madison. Rahibin evi, Harcourt Street, Anthony Hans, telefon numarası. Bu bilgi ta derinlerden acının kaynaklarından geldiği için küçük çocuk ağladı. Yüzü buruştu, gözlerinden yaşlar fışkırdı. Ağzı karanlık dört köşe bir delik gibi açıldı. Sessiz bir keder heykeliydi ilkin. Ama sonra deniz kabuğunun gürültüsünü andıran sürekli bir ağıt yükseldi. Sus, sus! Percival ve Miss Madison susmuyordu. Bu kaynak akmaya başlamıştı. Artık sertlik, hatta dayak tehdidi bile durduramazdı bunu. Küçük oğlan soluk soluğa ağlıyordu. Onu acıya çivileyip dimdik ayakta tutan da bu ağlamaydı sanki. Sus, sus! Şimdi küçüklerin de sesi yükselmişti. Hem kendi kişisel acılarını anımsıyorlar hem de evrensel bir acıya katılıyorlardı belki. Percival'in derdini paylaşırcasına onlar da ağlamaya başladılar. Küçüklerden ikisinin neredeyse Percival'inki kadar gürültülüydü ağlaması. Morris çocukları kurtardı. Bana bakın diye bağırdı. Düşüyormuş gibi yaptı, kıçını ovdu. Sallanan kütüğe oturup otların üstünde yuvarlandı. Ustaca yapmıyordu şaklabanlığını ama Percival ile öteki çocuklar onu gördüler. Burunlarını çekip güldüler. Çok geçmeden öyle abuk sabuk gülüyorlardı ki büyükler de gülmeye başladılar. Bu gürültü içinde ilk duyulan ses Jack'inki oldu. Deniz kabuğu elinde olmadığı için kurallara karşı gelerek söz almış oluyordu. Ama kimsenin aldırdığı yoktu. Ya canavar? Garip bir şey oluyordu Percival'e. Esneyip sendeliyordu. Jack onu yakalayıp sarsmak zorunda kaldı. Canavar nerede yaşıyor? Jack onu sıkı sıkı tuttuğu halde Percival düştü düşecek gibiydi. Domuzcuk alay etti. Bu adada saklanabildiğine göre amma da akıllıymış bu canavar. Jack her yere gitti. Bir canavar nerede yaşayabilir? Canavarmış, hadi be. Percival bir şeyler mırıldandı, toplantıdakiler gene güldüler. Ralph öne doğru eğildi. Ne diyor? Jack Percival'in söylediğini dinledikten sonra onu bıraktı. Jack'ten kurtulan, çevresini saran insanların rahatlık verici varlığını duyan Percival uzun otların arasına düşüp uyuyakaldı. Jack gırtlağını temizleyip olağan bir şey söylermişçesine aktardı Percival'in dediğini. Canavar denizden geliyormuş. Gülenlerin en sonuncusu da sustu.
Şimdi öteki çocuklara kamburumsu bir karartı gibi görünen Ralph, elinde olmadan denize doğru döndü. Toplantıdakiler de denize baktılar. Uçsuz bucaksız suları, enginlerdeki açık denizi, çivit rengi sonsuz olasılıklar bilinmezliğini düşündüler. Mercan kayalıklardan gelen uğultuları, fısıltıları dinlediler sessizce. 104. sayfada bırakıyoruz.